Evet, sevgili Mine Ölmez stüdyomuzda. Canım Mine'm, hoş geldin. Hoş bulduk Mine'ciğim. Yine bütün güzel enerjisiyle, bütün tatlılığıyla, bütün güzel kalbiyle stüdyomuzda. Çok teşekkür ederim. Söyleyecek daha çok güzel şeylerim var ama bu kadar söyleyeyim de nazar değmesin dostluğumuza. Hiçbir söz senden daha güzel olamaz. Senin kalbinden daha güzel olamaz. Ay, çok teşekkür ederim Mine'm ya. Mine, yeni ayla dün başladık. Etkileri ne kadar devam edecek? Evet, şimdi yeni ayın aslında dün bir kere daha fark ettim ki herkesin gerçekten bireysel özel haritasını bilmesi çok daha farklı bir şey. Biz tabii burada genel etkileri anlatıyoruz. Bazıları diyor ya bana hiç uymuyor bunlar, hiç bende böyle etkileri olmuyor. Ben cumartesi günü kedilerimden birini kaybettim. Ay. Ve dedim ki hani yeni ay böyle bir noktada değildi. Hemen ay dönüşü haritamı açtım. Lunar Return deriz biz. Direkt 6-12 aksı 6. evimde hayvanlar, evcil hayvanlar alanında Satürn'ü gördüm. Yani gerçekten gökyüzü hiç yanılmıyor. Sadece biraz daha detay bilmek gerekiyor bazen. Zor bir başlangıç oldu benim için bu anlamda. Ama hepimiz için de biraz daha radikal bir hafta. Yine çok hareketli gökyüzü. Birçok geçiş var. Venüs-Neptün karşıtlığı, Venüs-Plüton üçgeni. Merkür'ün burç değiştirmesi, Başak Burcu'na geçmesi, Jüpiter-Merkür karşıtlığı. Hepsinin etkileri böyle ard arda yine sıralanıyor. Bu hafta genel olarak şunu söylemek isterim. Aldanmalara ve yanılmalara çok açık başlıyoruz haftaya. Hı hı. Haftanın başı bugün, yarın ve çarşamba biraz böyle yanılmış, hayal kırıklığına uğramış, dağılmış ve aldanmış hissetme ihtimalimiz yüksek. Çünkü Venüs'ün Neptün'le bir karşıtlığı olacak. Venüs-Neptün karşıtlığı kesinleşecek. Bu açı altında gerek özel ilişkilerde gerekse ortaklık ve anlaşma gerektiren konularda hemen her şeye inanmasak, İyi araştırsak iyi ederiz. Hatta şu da olabilir, aldatıldığımızı zannederiz ama aslında aldatılmıyoruzdur. Hı, o yüzden öfkeyle kalkıp zararla oturmadan, bir şeylerden iyice emin olmadan karar verip harekete geçmek bize hata yaptırır. Bir kere bu konuda uyarmış olayım. Ve haftanın ortasından itibaren bu enerji düzelmeye başlıyor. Yani hafta başında yanıldım, aldandım diyenler hafta sonu daha güçlü, daha kuvvetli, bu problemleri yatıştırarak hatta dönüştürerek avantajlı bir şekilde girecekler. Harika. Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber artık daha çok sağlık, eğitim ve hijyen konuşuyor olacağız. Bu üç konu bundan sonra Eylül'ün tamamını da içine alarak çok güçlü bir hale geliyor olacak. Hep bu konulardan bahsediyor olacağız. Biraz daha tarım, işte ormanlar, ormanlaşma, bunun da üzerinde duracağımızı söyleyebilirim. Bu hafta bir de şu konuda uyarmak isterim. Hani derler ya büyük lokmaya büyük laf etme. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Jüpiter-Mars karşıtlığı kesinleşmişti yine Kova Aslan aksında. Ve neler yaşadık? Şimdi Mars gibi bir gezegen değil tabii ki Merkür ama Merkür-Jüpiter karşıtlığı kesinleşecek. Bu da dünya çapında skandal olabilecek çok büyük laflar etmek veya büyük konuşanların hani gündemimize düşmesi. Özel ilişkilerimizde de ego kokan konuşmalardan kaçınmamız gerekiyor. Yani işte ben bilirim, sen bilmezsin tarzı konuşmalar ya da kibirli konuşmalar ilişkilerimizi kopma noktasına getirebilir. Buna biraz dikkat etmemiz elzem. Evet, yavaş yavaş burçlarımıza girelim istersen. Evet. Çünkü kısa konuşmak zorunda kalıyoruz. Bazen süremiz yetmeyince bazılarını haklı sonra olarak kızıyorlar, evet, haklı izleyicilerimiz olarak sitem ediyorlar. Koçla başlayalım. Evet, koçla başlayalım. Hep balıktan başla diyorlar ama benim o zaman kafam karışıyor. Tabii, tabii, yok, sırasıyla gidelim. Sen çok güzel bir şey demiştin. Hakkaniyeti böyle ki böyle başlamış. Evet. Yani bu düzenin de bir sebebi vardır. Aynen öyle. Madem düzen böyle biz de düzeni bozmayalım. Evet, aynen öyle. Koç ve yükselen koçlar. Şimdi öncelikle bu hafta eğer varsa ihmal ettikleri sağlık problemleri. Onları hep uyarıyorum çünkü 6. evleri iyice dolmaya başladı. Hem Ağustos hem Eylül boyunca sağlık konuları onlar için önemli hale gelebilir. Özellikle hafta başında yediklerine, içtiklerine, beslenmelerine, bağırsak bölgelerine ekstra dikkat etsinler. Çünkü haftanın başı birazcık daha sağlıkla alakalı konuları önemli hale getiriyor. Ve Merkür'ün de başa geçmesiyle birlikte eğer rutin hayatları düzensizse bunları fark edebilirler ve düzenleme konusunda başarı elde edebilirler. Bu anlamda çok güzel çalışıyor. Ne eksik onu görecekler. Bu bir. İkincisi yine bu hafta Merkür-Jüpiter karşıtlığının etkisiyle aşk hayatlarında böyle bir doyumsuzluk, dostluklarıyla, sosyal çevre ilişkileriyle ilgili böyle bir hani yetememe hali ya da işte sürekli nereye koşacağımı şaşırdım modu söz konusu olabilir. Çocuklarının geleceği ya da eğitimle alakalı konularda da bir takım bocalamalar ve ne yöne gideceğini bilememe hali söz konusu olabilir. Onlara tavsiyem sevdikleriyle çok yüksek oktavlı konuşmamaları. Bunu uyarmış olayım.
Bunun dışında koç burçları için iş hayatlarıyla alakalı haftanın başında aldanmalara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Hafta ortasıyla beraber toparlayacaklar. Belki de iş hayatlarında da tıpkı sağlıklarında olduğu gibi yanıldıkları, yanıltıldıkları konuları fark edecekler ve hafta sonuna doğru bunları iyice çözümleyip artık düzenleme şansı, imkanı da bulacaklar gibi gözüküyor. Hatta kariyer hayatlarıyla, iş hayatlarıyla ilgili hafta ortasından itibaren, hafta sonunda dahil güzel gelişmeler söz konusu olacak gibi görünüyor. Harika. Hemen devam edelim Boğa'yla. Evet. Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar, onlar da Merkür'ün de Başak Burcu'na yerleşmesiyle birlikte tüm Ağustos ve Eylül boyunca varsa çocukları, yoksa çocuk yapmak istiyorlarsa bununla alakalı konular, aşk yaşamları veya işte hobileriyle alakalı konularda ne eksik ne fazla, nerede hata yapıyorlar keşfedebilirler. Sevdiklerine karşı çok eleştirel, çok kırıcı, çok yıkıcı olmamalarını, eksiklere değil de daha böyle olumlu şeylere odaklanarak, çok böyle vurucu, yıkıcı bir dil kullanmadan çocuklarına ve sevdiklerine hareket etmelerini tavsiye ederim. Çünkü her şey gözlerine daha çok batmaya başlayacak. Böylelikle hatalarını da görüyor olacaklar. En iyisini istedikleri için biraz problem olabilir. Fazla mükemmeliyetçi olmamalarını yine tavsiye edeceğim onlara. Ev, yuva, aile, hane konuları hala devam ediyor. Ağustos boyunca da devam edecek. Boğa burcu ne yöne gideceğini tam olarak bilemiyor olabilir. Ben nerede yaşayacağım? Ne iş yapacağım? Bu kariyer planım devam edecek mi? Bu, belki iş için kalkıp bir yerlere gittiler. Belki yıllar önce gittiler, şimdi geri dönüyorlar. Hayatlarında bir türlü oturmayan dengeler var. Aileleriyle kendi yaşam yolları arasında da sıkışıp kalıyor olabilirler. İlişkileriyle kendi kariyer planları arasında da sıkışıp kalıyor olabilirler. Yine bu hafta bir öyle mi böyle mi dengeleri korumakta zorlanabilirler. Ev, emlak, aile ve yuvayla alakalı konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Ebeveynlerine karşı ego çatışmalarından kaçınmalarını tavsiye ediyorum onlara da. Hafta sonuyla beraber güzel bir yolculuk planları olabilir. Hukuk, eğitim ya da seyahatlerle ilgili başarı elde edebilirler. Ancak hafta başına tam bu saydığım konularla ilgili yanılgı riskleri yüksek, biraz dikkat etsinler. Tamam, ikizlerle devam edelim. Evet sevgili ikizler, ikizler için bu ara ailevi konular daha da önemli hale gelmeye başlıyor. Dördüncü evlerinde yine bir kümelenme oluşmaya başladı. Merkür de Başak Burcu'na geçince artık ev, yuva, aile ve hane konuları her şeyin önüne geçmeye başlayacak. Zaten başlamıştı. Şimdi bu konularda eğer aileleriyle ilgili bir problemleri varsa ya da ev, emlak konularıyla ilgili bir problemleri varsa, şimdi bu konuda işte nerede eksik yapıyorum, nerede fazlayım, nerede hata yapıyorumla yüzleşebilirler. Aile büyüklerinin fazla istekli, fazla mükemmeliyetçi olması onları yormuş olabilir. Orta yolu bulmak için biraz daha gayret göstermeleri gerekiyor. Ev, emlak ve kiralama, satın alma gibi konularda, mesela ev değiştirme, yer değiştirme, kiralama, satın alma gibi konularda ekstra şanslılar. Bir taşınma, bir ev yeniliği dönemi devreye girebilir. Bu anlamda şanslılar. Biraz bu hafta en çok konuşurken dikkat etmesi gereken burçlardan birisi İkizler Burcu. Böyle bir çok ego ile alakası olan bir burç değil ama bu hafta biraz böyle yeter artık, neden benim değerim bilinmiyor gibi büyük büyük laflar edebilir. Egolu konuşmalar yapabilir. Kardeşleri, yakın çevreleri veya akrabaları ile alakalı konularda dengelenmekte zorlanabilir. Tartışmalar olabilir. Biraz böyle kibir yapmamaya özen göstermesini tavsiye ediyorum. Haklı bir kibir belki ama yapmamalı. Ve çok büyük büyük laflar etmemeli. Tutamayacağı sözleri kesinlikle vermemeli. Hafta sonuna doğru hem parasal konularda, hem ailevi konularda, hem de emlakla alakalı konularda el sıkışabilir, anlaşabilir. Ancak hafta başında bir yere taşınacaksanız, kiralayacaksanız, tıpkı senin gibi, biraz daha prosedürlere ve neyin ne olduğuna iyice bakmalarını tavsiye ederim, altyapısına. Peki, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kalan burçlarımızla devam edeceğiz efendim. Siz de bekliyoruz. Evet, astrolog Mine Ölmez'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son İkizler Burcu'nu konuşmuştuk. Hemen İkizler Burcu'ndan sonra Yengeç Burcu'yla değil evet, mi? Evet, Yengeç'e devam. Ben de artık öğrendim sırayı ya. Doğru, değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Yengeç Burçları için parasal konular bu hafta çok önemli hale geliyor. Aslan yeni ayında etkisi zaten Ağustos ayına girmeden itibaren parasal mevzuları başlamıştı. İnişler, çıkışlar, yetiştirememeler, daha fazla para kazanmak ya da ek gelirler arayışı hepsinde vardı. Şimdi bu hafta yine ek gelir arayışı devam ederken aynı zamanda gerçekten ellerine güzel bir gelir kapısı geçebilir ya da güzel bir gelir kapısı açılabilir önlerinde. Yalnız hafta ortasında özellikle ayın 11, 12, 13'ünde harcamalarına dikkat etmelerini, abartılı harcamalardan kaçınmalarını çok tavsiye ediyorum. Parasal konuları dengelemekte zorlanabilirler. Gelir gider dengesini ayarlayamayabilirler. Vergi, nafaka, miras, burs, prim gibi konularda da ilerleme kaydedebilirler. Bu konularla ilgili harekete geçebilirler. Hafta başında biraz yakın çevre ve iletişim konularında
hayal kırıklığı ve aldanmaya açıklar, yanıltıcı etkileri açıklar, her duydukları habere hemen inanmasınlar. Sosyal medyada da mesela her gördükleri şeye hemen inanıp köpürüp parlamasınlar. İyice araştırmadan harekete geçmemelerini tavsiye ediyorum. Kardeş ve yakın çevreleriyle ilgili konularda da. Zaten hafta ortasından itibaren hem özel ilişkilerinde hem yakın çevre iletişiminde güç kazanmaya başlayacaklar. Eğer dargınlıklar olduysa ya da olacaksa hafta başında, hafta sonuna girmeden bunlar telafi olunmaya başlayabilir yengeç burçları için. Ama onlar için gerçekten ana konu, sanki şeyi fark ettiler, hep söylüyorum ya, yani benim maddi olarak bir yerlerde sağlam durmam lazım ki manevi ve duygusal hayatım da iyi gitsin. Fark etmeyenler varsa da buradan söyleyeyim, yengeç burcu, hani yengeç nasıl denizden bir şeyleri getirip karaya saklar, biriktirir vesaire. Doğru. Deniz maneviyatı temsil eder. Karaysa adapte olması gereken dünyayı temsil eder. Yengeçler Allah'tan kopup dünyaya geldiğinde en mutsuz olan burçlardan birisidir. O yüzden dış dünyaya bir türlü adapte olamazlar. Hı-hı. Bu defa ya koleksiyoncu olurlar, çok maddeye kapılırlar, ya da çok fazla duygusal olurlar. Bunu dengelemeleri lazım. Ve birazcık burada olduklarını ve maddi olarak kendilerini güvenceye aldıkları zaman, güçlü bir tavır sergiledikleri zaman karşı tarafa da çekici geleceklerini hatırlamaları lazım. Hı hı. İşte bu hafta bunu bir fark etsinler. O zaman daha iyi ilerleyecekler. Harika. Aslan'la devam edelim, evet, o zaman. Evet, aslanlar yine bu haftanın da yıldızı. Zaten güneş hala aslan burcunda. Dün ayla birleşti ve bir yeni ay deneyimledik. Yeni ay enerjileri her zaman anlatıldığı gibi, wow, yeni ay geldi, harika değildir asla. Hatta bazen öngörülemez ve hiç farkına varamayacağımız şeyleri de tetikleyebilir. Her yeni ay iyi değildir, her dolunay da kötü değildir. Bunu bir kere tekrar hatırlatmak istiyorum ama aslan burçları için radikal bir dönemden geçtiklerini söyleyebilirim. Temmuz sonuyla beraber zaten ilişkilerle ilgili çalkantılar başlamıştı. Bu çalkantılar devam edecek ayın sonuna kadar. Çünkü tamam mı, devam mı konusunda bir türlü karar veremiyorlar. Ayrılıyorlar, barışıyorlar ya da anlaşmazlıklar oluyor gibi görünüyor. Yalnız olanlar için ilişkiyle alakalı çok tetiklenici ve güzel bir dönem. Birlikteliği olanların da özellikle bu hafta işte ben sen dengesini ayarlayamadıkları için ayrılıklar yaşayabilirler. Ego çatışmalarından, güç çekişmelerinden, ben bilirim kibirli tavırlardan en çok kaçınması gereken burçların başında aslan burcu geliyor. Yani bu hafta sen kimsin tarzı konuşmalar yapmasınlar. Bu koparıcı olabilir. Bu arada parasal konularla ilgili maalesef dolandırılmaya çok müsaitler. Hafta başında aman diyeyim, paranıza sahip çıkın, cüzdanınıza sahip çıkın. Yatırım yapmak için hafta sonuna doğru beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü aldanma ve yanılma etkileri çok fazla. Ama hafta sonuna doğru hem parasal meseleleri toparlayacaklar hem de işle alakalı konuları toparlayabilecekler gibi gözüküyor. Haftanın başına dikkat etsinler. Harika, hemen Başaklar'la devam edelim. Evet sevgili Başaklar, 12. evlerinde bir yeni ay deneyimlediler. Benim güneşim Başak. Normalde bizim astrolojik koşullarımıza göre, yükselene göre bunlar hesaplanır ki doğru olan da budur. Fakat gerek lunar return'üm gerekse Araplara göre olan o güneşe göre açılar sistemine göre benim de 12. evimdeydi ve işte evcil hayvanımı kaybettim. Biraz beni de şöyle farkındalığa ulaştırdı. Başaklara örnek olması açısından ölümün olduğunu hatırlamak lazım bazen. Yani hayatın sürekli kötü taraflarını görüp şikayet ederken ölümün ve yani bir anlık soluğumuzun kesilebileceğini hatırlamamız gerekiyor. Şikayet ettiğimiz konuları bile özleyebileceğimiz durumlar olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Başak burcu genel olarak evhamlı ve kolay memnun olmayan bir burçtur ve biraz da huysuzdur. Yani üstünüze almayın, ben de öyleyim, güneşim Başak. Öyle değilim de öyle bir burçtur hakikaten. Yapmayın bunu mesela. Bu hafta fark edin. Şifalanmak için mükemmel etkiler altındalar. Neyi kaybettiklerini, neyi kazandıklarını hesaplamaya çalışıyorlar. Kayıplarına bakıp ağlıyorlar ama kayıplarına bakıp ağlamak yerine güneşin onlar için doğacağını ve bu savaş, mücadele, aldanma, yanılma döneminde yanlarında olanların ne kadar kıymetli olduğunu, onları bu hale düşürenlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu ve hayatlarından artık çıkmaları gerektiğini, bunları muhakeme etmeleri, hı-hı, gerekiyor. Kayba değil de neler yapabilirim, nasıl kendimi yeniden onarabilirim? Bu arada hasta olanlar varsa şifalanma dönemine girecekler. Yine de ay sonuna kadar Başak burçları dolaşım ve kalple ilgili problemlere ya da ruhsal bunalımlara karşı tedbirli olmalılar. Bunu da söylemiş olayım. Birazcık böyle karamsar olmamalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca iş yaşamları ve sağlıklarıyla alakalı konularda dikkat etsinler. Ayaklarını kaydırabilecek figürlere dikkatli olsunlar. Haftanın başı yanıldım, hayal kırıklığına uğradım etkisiyle başlıyor. Hafta ortasına itibaren nerede yanılmışlarsa, nerede üzülmüşlerse, özellikle özel ilişkilerde, aldanma ve yanılmalarda hepsini onarmaya başlayacaklar. Haftanın başında biri sizi kandırıp, yanıltıp, aldatıp hafta sonuna doğru ne olur beni affet diye gelebilir mesela. Hı-hı. Ya da
canınızı yakan durumları toparlamaya, iyileştirmeye başlayabilirsiniz sevgili Başaklar. İyileşme moduna girmelerini tavsiye ediyorum. Evet, inşallah dediğin gibi iyileştirici etkiler onları bulmuş olsun. Başaklardan sonra terazi. Evet, teraziler. Terazi, evet. Yönetim, yanılttın beni. Yükselen terazi, çok önemli, dinle. Dinle beni, yükselen teraziler. Ben. Terazi ve yükselen teraziler için. Şimdi onların da 11. evlerinde bir yeni ay gerçekleşti. Ama ay nasıl başladı? Kova dolunayı, aslan yeni ay. Şimdi bir daha kova dolunayı var. Bu ne demek? Sosyal çevre ve aşk yaşamları, gelecek idealleri, planları, hayalleri ve umutlarıyla çocukları ve sorumlulukları arasında bir denge kuramıyorlar. Yani ben kiminle yol alacağım? Açıkçası nedir o? 5. ev sahnedir, 11. ev büyük kutlamaları, büyük sahneleri anlatıyor. Ben kiminle evleneceğim? Ben çocuğumla ilgili nasıl bir planlama yapacağım? Çocuğumla ilgilenirken nasıl gelecek ideallerimin peşinden gideceğim? Bunlarla ilgili bir dengelenme problemi yaşıyorlar. Ama diyorum ya, bu ayı aşık, seviyor ve mutlu olarak kapatacaklarını düşünüyorum. Tabii ki çok Hadi sorunlu ilişkisi olanlar. Bir türlü terazi öyledir çünkü. Hataları görmezden gelir, affedicidir. Yani teraziyi kaybetmeniz çok zordur. Genelde geldiği yerden gitmeyen insanlardır. Sadık, vefalı insanlardır. Nadir. Ama gittim bir de, yani ben hani yükseliyorum. Gidince de gider, kalbi çok kırıldığında gider. Evet. Ama bu ay yani böyle bir muratlarına ereceklerini düşünüyorum. Ama illaki üstünü örttükleri, görmek istemedikleri gerçekler varsa da bunlar ortaya çıkacak. Hiç üzülmesinler. Sonrası onlar için çok iyi. Çünkü 2023'e kadar gökyüzü terazileri gerçek ruh eşleriyle buluşturacak. Yani sahteler gitsin, bırakın. Eğer sahte değilse zaten sizindir. Hani diyor ya, dönerse senindir ya da elini tutarsa senindir yani. Böyle bakmak lazım. Bebek sahibi olabilirler, çocuk sahibi olabilirler. Sosyal çevrelerinde bir sürü kutlamalara, davetlere eşlik edebilirler. Güzel kutlamalar içinde yer alabilirler. Çok önemli dostlarından destekler alabilirler. Yeni ve önemli insanlarla tanışmış, tanışıyor, tanışacak olabilirler. Haftanın başında biraz sağlık sorunlarına, ruhsal olarak problemlere dikkat etsinler. Aldatıcı, yanıltıcı etkiler var. Arkalarından dönen bir şey varsa ortaya çıkabilir, üzebilir. Ama hafta ortasıyla beraber bu onları üzen konu şifalanmaya ve iyileşmeye başlayacak. Hı hı. Özellikle ebeveynlerinin sağlık durumuyla ilgili de hafta başında da hafta sonunda da biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Arkadaşlık ilişkilerinde de, aşk hayatlarında da onlar da yapmazlar asla ama sen kimsin, benim kıymetimi bilmiyorsun tarzı konuşmalar yapmasınlar. Belki onlara yapılacak. Belki karşı taraf çok egolu tavırlar sergileyecek. Biraz böyle bilsinler. Merkür-Jüpiter karşıtlığı var. Herkese etkiliyor böyle bir. Herkes beylik beylik cümleler kullanıyor, hı hı, cesaret edip. Biraz böyle hoşgörülü olmalarını ve kendilerini düşünmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi Venüs de yavaş yavaş terazi burcuna doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren teraziler çok rahatlamaya, parıl parıl parlamaya başlayacaklar ama bu hafta hala Venüs 12'de. Sevilmiyorum, kimse benim değerimi anlamıyor hissi yaşadıklarını söyleyebilirim. Hı hı. Bu geçici bir şey, merak etmesinler. Evet, haftaya o parlak dönemi bekliyoruz. Evet, sevgilerle bekleyin. İnşallah yayla devam ediyoruz. Sevgili akrep. Akrep. Neredeyse yayı anlatacaktım. Yay dedi demin. Akrepler ne yapardı elinde şimdi, biliyor musun sen? Akrep burcunu bir de unutuyorsun. Aman. Çaki evet gibi beni. Evet. Canım akrepler. Sevgili akrep. Onlar kimseyi unutmaz çünkü. Aha. Onlar için unutulmak demek. Aman tanrım. Çok kızarlar böyle şeylere. Onları unutamayız. Akrepleri iz bırakır çünkü. Evet sevgili akrepler. Kariyer alanları ve aileyle alakalı konularda sıkışmış durumdalar. Ay'a zaten girerken baba, anne, aile büyükleriyle alakalı sorumlulukları çok fazla artmış olabilir. Yerleşime ait, eve ve emlak konularına ait konularda onları bayağı bir yoruyor olabilir. Aynı şekilde onlar da ben nerede yaşayacağım, kariyerime nasıl devam, hı-hı, edeceğim? Kendime bir ev alayım, yatırım yapayım derdine düşmüş olabilirler. Ev, emlak, aile içi sorumluluklar bayağı böyle bir üzerlerine geliyor olabilir. Ayın sonuna kadar annelerine de babalarına da ekstra özen göstermelerini tavsiye ediyorum. Ev, emlak, kiracı, ev sahibi ilişkilerinde biraz daha tedbirli, temkinli ve kararlı olmalarını tavsiye ediyorum. Normalde çok kararlılar fakat bu gök açıları onların da nevrini döndürdü. Böyle bir dengelenememe sorunu olabilir. Aynı zamanda bu yeni ay etkisiyle beraber güzel bir kariyer planı devreye girebilir. Çok güzel bir iş teklifi alabilirler ya da işlerinde bir büyüme olanağı bulabilirler. Fakat yaşam alanlarıyla dengelenemeyebilirler. Yani bir yerlere taşınmaları gerekebilir. Mesela çok iyi bu işi teklifini kabul etmeleri için. Böyle bir kariyer ve yaşam planları arasında bocalayabilirler. Hafta ortasında patronlarıyla çekişmelerden ya da aile büyükleriyle çekişmelerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Haftanın başında bir arkadaşlarıyla ya da sevdikleriyle alakalı, ikili ilişkileriyle alakalı aldanmış hissedebilirler. Çocukları varsa çocuklarının bir yalanını veya bir gizlediği bir şeyi ortaya çıkarabilirler. Eyvah. Biraz sakin kalsınlar. Çocuk, aşk hayatları ve dostluklarıyla ilgili böyle bir
ne oluyor, ben nasıl yanıldım hissine kapılabilirler. Hafta ortasıyla beraber özürler, barışmalar, toparlamalar gelebilir. Ama hafta ortasında akrepler çok güçlü kararlar alacaklar. Diyecekler ki artık bundan sonra böyle yapacağım. Benim için sen varsın veya artık sen benim için yoksun gibi radikal kararlar verebilirler. Ama sosyal çevrelerindeki o hızlı ilerleyiş devam edecek. Daha da çok davet, dernek, toplantı, sevdikleri dostlarla bir arada bulunmaya başlayacaklar. Merkür'ün de Başak Burcu'na geçmesiyle. Hemen diğer burcumuza devam edelim. Yaylar. Yaylar. Evet, sevgili yaylar. Birazcık yayların 10. ev karıştı. 10. ev bizim toplumda kendimizi gösterdiğimiz. Varsa işte mesleki kariyerimiz, yoksa evdeki, ailedeki sorumluluklarımız. Biz toplumdan dışarıdan bakınca nasıl görünüyoruzu anlatan bir alan. Şimdi anneleri ve aile büyükleriyle ilgili bir kere zorlayıcı bir dönem olabilir. Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Patronlarının onlara vermiş olduğu iş yükü veya işle alakalı, projelerle alakalı her neyse konularla ilgili anlaşmazlıklar devam edebilir. Böyle bir mükemmelliyetçi patronlarla veya yöneticilerle karşı karşıya kalabilirler. Şimdi onların bütün bu sorumluluklarına, atıyorum annemin annelerinden bir sorumluluk, babalarından bir sorumluluk veya onlarla ilgili sorumluluklara çok detaylı bakacakları, varsa hatalarını görebilecekleri bir dönem geliyor. Ama Merkür'ün de buraya yerleşmesiyle beraber onları bocalatan, yoran tüm durumlar rahatlamaya başlayacak. İş arıyorlarsa daha rahat iş bulmaya başlayacaklar. Kariyer planlarını daha iyi ilerletmeye başlayacaklar. Hafta başında fakat biraz aile büyükleri, anne baba aile büyükleri alakalı biraz aldanma, yanılma, kırılma, hayal kırıklığına uğrama veya onlarla alakalı bir ufak tefek üzüntüler olabilir. Dikkat etsinler. Hafta ortasında hemen bu enerji şifalanmaya ve iyileşmeye başlıyor neyse ki. Aslan yeni ayı onlara yolculuk yapacakları, bol bol gezecekleri, Ağustos sonuna kadar Leyla'yı havada görüyor olabilirler, bol bol gezecekler. Hukuk ya da eğitimle alakalı konular varsa bunları başlatıp tamamlayacaklar gibi görünüyor. Bu hafta hukuki konular, eğitimler ve seyahatlerle ilgili çok abartıya kaçmamalarını tavsiye ediyorum. Bir anlaşma yapacaklarsa da yapamayacakları, tutamayacakları sözler, ödeyemeyecekleri meblağların içine hiç bulaşmasınlar. Yani yapamayacağınız şeyleri ben yaparım deyip hemen karar vermeyin sevgili yaylar. Evet, Oğlak'la devam edelim. Evet sevgili Oğlaklar, uluslararası iş ve ilişkiler, yabancılarla ilgili konular, eğitimle alakalı akademik mevzular, hukuki işler, inançlar veya başka bir yere yerleşmek veya seyahat planı yapmak gibi bir konuları varsa bu hafta bunlar daha da çok kuvvetlenmeye başlayacak. Bir hukuki başlangıç, bir eğitim planı, bir seyahat planı, uzaklar, yabancılarla ilgili işler, ithalat, ihracat gibi konular, tanınmak, ön planda olmak, reklam vermek gibi konular, medya ile alakalı konular hayatlarında önemli bir yere yerleşmeye başlıyor. Bu konularla ilgili hatalarını, eksiklerini görebilirler, prosedürleri tamamlayabilirler gibi görünüyor. Odakları bu. Fakat Aslan Burcu'ndaki yeni ay onların parasal konularda tıpkı yengeçler gibi karşıt burçları çok zorlu bir süreçten, aslında bir hırslı ve mücadeleci bir süreçten geçtiklerini gösteriyor. Sürekli daha çok kazanmak ya da gelirlerini arttırmak için bir mücadele içerisinde girmiş olabilirler. Aslan yeni ayı onlara gerçekten bir miras, burs, nafaka, prim veya ek gelirin kapısını da aralayabilir. Parasal konularda aslında çok da şanslılar. Fakat hafta ortasında özellikle ayın 10'u 11'i 12'si. Parasal konularla ilgili çok açılmamalarını, çok harcamamalarını veya biri size gelir der ki ben sana vereceğim bana borç versene der, vermez o parayı. Aman çok dikkat etsinler. Çünkü bu konularda yanılmaya, aldanmaya çok müsait bir dönemden geçtiklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Hafta ortasıyla beraber güç kazanacaklar. Gerek özel ilişkileri, gerek ortak işleriyle alakalı son derece güçlü hissedecekler ve güçlü anlaşmalara imza atacaklar. Dargınlıklar bitecektir. Yanılgılar son bulacaktır. Hafta ortası ve hafta sonu kendilerini bayağı bir toparlamış olacaklar ama hafta başında bazı yanılgı içeren durumlara ve aldanmalara açık olduklarını bilmelerini isterim. Özellikle hani çok güveniyorum kardeşim gibi veya işte gerçekten kardeşleri, yakın çevreleri ve akrabaları ile ilgili böyle beklemedikleri şeyler olabilir. İnternet dolandırıcılıklarını ve parayla ilgili anlaşmalarla ilgili yanılmamaya çok dikkat etsinler. İlişki sorunları da hep soruyorlar ilişkiyi söylemiyorsunuz diye. Hafta ortasıyla beraber iyileşmeye başlıyor. Evet, kova burçlarıyla o zaman devam edelim. Evet, canım kovalar. Yine maşallahınız var. Temmuz ayındaki aman bismillah. Kova dolunayı. Senin de ayın kova biliyorsun. Evet, ay kovaları da etkiliyor. Çünkü ayımız eğer hangi burçtaysa ay dönüşlerimiz de onun etkisiyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla ay kova olarak seni de bütün ay kovaları, yükselen kovaları ve güneş kovaları çok önemli bir süreçten geçiyor olarak görüyorum. Temmuz'a sert girdiler. Ağustos öyle devam ediyor. Ağustos'un sonunda yine bir 22 Ağustos'ta kova dolunayı var. Tekrar 29 derece.
çok karmik bir süreçten geçiyorlar. Bu süreçte hayatlarına dahil olanlar da, hayatlarından çıkanlar da, olanlar da çok çok önemli. Yani gerçekten ruhsal partnerleri, karmik partnerleri. Mesela durduk yere bana taktı. Kim bu ya dediğiniz insanlar çıkabilir karşınıza. Ödeşme ve hesaplaşma zamanı çünkü. Hmm. Ya da böyle yıldırım aşkları olabilir mi? Evet olabilir. Kendilerini zorlayan, onlarla dişleşen, onlara ego konusunda böyle sıkıntı çıkaran kimselere çekilebilirler, aşık olabilirler. Egolarını zedeleyen insanlarla da karşılaşabilirler. Ya da onlar ne kadar egolu olduklarını fark edebilirler. Yani böyle bir değişik bir süreçten geçiyor kova burçları kesinlikle. Aslan yeni ayı yalnızlar için harika bir aşkın, bir evlilik kararı, bir nişan, nikah, söz gibi durumu beraberinde getirebilir. Çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda ilişkisi olanların da artık bir şeyleri yavaş yavaş hafta sonuna doğru daha iyi görecekleri, bu ilişki yürür, yürümez, devam eder, etmez noktasında karar verecekleri bir süreç olabilir. Yine de tam karar veremeyecekler ama. Çünkü karar vermeleri için Ağustos'u bir tamamlamamız lazım. Fikirleri çok değişebilir. Sorunlu ilişkiler, bitmesi gereken ilişkiler bitecektir. Yani şu önümüzdeki 15 günlük süreçte birçok ayrılık yaşayabilirler ama bitmesi gerekenler. Hı hı. Güçlü ilişkiler böyle zamanlarda bitmez, bitmesi gereken, gerçekten vadesi dolanlar biter. Hı hı. Bu hafta iletişim anlamında savaşçı, çatışmacı insanlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Hafta başında sağlık, estetik ve parasal konularda yanılgıları açıklar. Aman dikkat etsinler harcamalarına. Çok dikkat etsin Kova burcu. Hafta ortasıyla beraber parasal konularla ilgili güçlenmeye başlayacaklar. Elleri güçlenecek. Daha çok gelir elde edecekler ya da telafi edecekler bazı eksik kalan şeyleri. Ve onlar için önümüzdeki Eylül'ün sonuna kadar neredeyse konu para, daha çok gelirlerimi nasıl arttırabilirim, kendimi nasıl yenileyebilirim? Biraz da böyle merak ettikleri gizemli konulara çekilip onları araştırmaya başlayabilirler. Hı hı. Ya da farkındalıkları o kadar yükselecek ki bu kadar arda arda yaşadıklarım tesadüf olamaz diye biraz daha bu konuda kendilerini geliştireceklerini düşünüyorum. Hani böyle daha steril, daha... temiz bir şekilde hayatlarına devam etmek isteyecekler. Onları aşağı çeken insanları görmek istemeyecekler artık uzunca bir süre gibi. Harika. Peki son burcumuz balık. Evet sevgili balıklar. Merkür-Jüpiter karşıtlığının etkilerini. Zaten son iki aydır onlar hep sağlık, sağlık diyorum kızıyorlar bana. Biraz yine sağlık konularına dikkat çekmek isterim. 6-12 aksı. Sağlık, iş hayatımız, evcil hayvanlarımız, bizimle beraber çalışanlar, bizi asiste edenler, çalışma arkadaşlarımız, iş alanlarımızı temsil eder. Buralarda bir olaylar dönüyor sürekli. İşte ben ne yapacağım, ne yöne gideceğim tartışması olabilir, iş bulamıyor olabilirler. Yine bu hafta iş ve sağlık konularıyla ilgili dengeleri korumak biraz zor gibi gözüküyor. Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Özellikle ruhsal olarak, bedensel olarak kendilerine bebek gibi baksınlar. Ay sonuna kadar onları hep uyaracağım bu konuda. Hı hı. Hafta başında canım balıklar biraz böyle hayal kırıklığı, dağılmışlık, aldanmışlık, yanılgı riskine açıklar. Ya kendileri karşı tarafa yanıltabilir ya da karşı taraf onları yanıltabilir. Özel ilişkilerinde aman Allah'ım nasıl güvendim diyebilirler. Ya da tam tersi kendileri bir gizli saklı yanlış bir şeye imza atabilirler. Eğer bir aldanma aldatma konusu varsa hafta başında ortaya çıkabilir. Aman diyeyim. Hafta ortasıyla beraber olsun bu ne olduysa ne oluyorsa telafi edilmeye başlanacak. Ya onlar yanlış insanlara güle güle deyip kendilerinde bir güç bulup yollarına devam edecekler. Ya da gerçekten öyle değildi aslında böyleydi deyip özürlerle karşılaşacaklar. Birazcık böyle yanılgı riski var gibi gözüküyor. Ben yalnızım hayatımda kimse yok. Niye yalnızım diye buhran geçirebilir. Hafta ortasından itibaren bir de Merkür başağa geçiyor. Yani balıklar buradan size sesleniyorum. Eylül sonuna kadar sevgiliniz olmazsa kendinizi suçlayın. Gökyüzü size bütün imkanları daha ne yapsın sunuyor. Daha ne yapsın? Bir de böyle şey de olabilir balıklarda. Kandırılmaktan korkuyorum. Yanılmaktan korkuyorum. Hmm. Artık insan denemekten yoruldum. En yakın kankilerinden zarar görmüş olabilirler. Sevdikleri insanlar onlar için hayal kırıklığı, fiyasko olmuş olabilir. Kendileri birilerini hayal kırıklığına uğratmış, affedemiyor olabilirler. Böyle bir yeter ya vazgeçtim artık duygusu hakim olabilir. Ama gerçekten gökyüzü bütün imkanlarını seferber ediyor. Yani bu kadar olur. Gerek ilişkileriniz gerek sağlıkla ilgili konular hafta başını atlatırsanız hepsi düzenlenmeye başlayacak. Biraz da kendinize de bakın. Hani derler iğneyi kendine çuvaldızı tabii. Başkasına. Belki şimdi 7. evinizde bir tartın bakalım. Bugüne kadar ilişkilerinizde ne hatalar yaptınız? Hemen mi güvendiniz? Ya da hiç mi güvenemediniz? Hata yapan taraf gerçekte kimdi? Bunları bir analiz ederlerse diyorum ya Eylül'de artık bir şey söyleyeceğim. Yani şu 2,5 yıllık süreçte en müzmin bekar balıklar evlenecektir.
Diğerlerini de söyleyelim hatta kimler evlenir vaktimiz kalırsa. Evlenecek. Tabii tabii var daha aşık da olacaksınız, yuvanızı da kuracaksınız, evleneceksiniz de. Ama önemli olan evlenmek değil ki. Evli mutlu çocuk. Kiminle evlendiğiniz. Demet Akalın'ın şarkısı kimlere gidecek? Yani bir de kime göre neye göre kriterlerinize de bakın. Yani evlenmek istiyorum, aşık olmak istiyorum. Tamam ama sonu hüsran olacaksa. Tabii, hiç olmasın. İyi tartın, iyi değerlendirin ama bekar kalmayacaksınız söyleyeyim. Yani gökyüzü bütün imkanlarını seferber ediyor yine söylüyorum. Hafta ortasında biraz abartılı güç çekişmelerinden. Mesela başları ağrıyordur, bir yerleri ağrıyordur, doktora gitmem, inatlaşmayın, gidin, tedavi olun. Veya bir sağlık sorunları vardır, kabullenme güçlüğü çekiyorlardır, yapmayın. Ne kadar çabuk kabul ederseniz derler ya, hani başarmanın yarısıdır. Tabii, önce kabul et, başarmayı iste ve başar. Sağlık problemleriniz, işle alakalı sorunlarınız vardır. Herkese sağlık olmak zorunda değil bu arada. Öyle kodlamayalım, Allah korusun. İşle alakalı da böyle, kendinizi yanılmış, işte ne yöne gideceğinizi bilemiyor hissediyorsanız, kendinizi olduğunuzdan fazla göstermek yerine biraz daha kiminle çalışacağınıza, ne yapacağınıza mantıklı kararlar vermeye çalışın. Yani illa burayı istiyorum, burası olsun, ben sizin istediğinizden çok daha iyiyim değil de nasıl uzlaşabiliriz, nasıl anlaşabiliriz? Daimi şeylere gönüllü olsunlar. Çünkü hemen atladıkları böyle bu aşk benim, aşık oldum veya bu işi istiyorum dedikleri konular sonra onlara tat vermeyebilir. Tat vermiyor. Bu konuda uyarmış olayım. Eksik bıraktığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Peki. Bu hafta için bize verebileceğin bir olumlama var mı? Evet, bu hafta özellikle şimdi ülkemizin yükselen burcu Yengeç. Son yaşadığımız olaylar, şimdi her şey bizim elimizde değil. Bazı şeyler elimizde. İnsanoğlu olarak o kadar unutkanız, o kadar kendimize sorumluluk alma konusunda sıkıntılıyız ki. Hiçbir şeyin sorumluluğunu üstümüze almayı sevmeyiz. İnsanların yaratılışı budur. Doğa için hepimiz sorumluyuz bir kere. Yani mesela ben dün ne yaptım? İşte toprağa bir şeyler ektim, dualar ettim. Yani bu dinimize de aykırı bir şey değil. Çünkü her şeyin bir ruhu var. Toprağın, suyun. Şimdi nasıl bir insanı üzdüğünüz zaman kul hakkıdır, helalliktir gidip ondan özür diliyorsanız. Tabii ki. Bir ağacı, toprağı, orada bir sürü canlılar yaşıyor. İşte suya kötü bir şey yaptığınızda, ne bileyim bir şey çöp attığınızda özür dilemeniz gerekiyor. Bu hafta bir kere herkes toprağa mutlaka bir şey armağan etsin. Ama öyle laf olsun diye yapmayın. Gerçekten gidin açık alanlara, bahçe yerlerine, çekirdekler ekin. Ben hep şöyle yaparım, yıllardır benim hayatımı dönüştüren şey ve bütün beni takip eden tanıyanlara da tavsiyemdir. Sevgili toprak, bir gün ben sana bedenimi emanet edeceğim. O günden önce armağan edeceğim kendimi ve sana karışıp belki benim üzerimden de senin üzerinde başka canlılar yeşerecek, bitecek, hayvanlar beslenecek. O günden evvel bu armağanlarımı kabul et ve sana bugüne kadar benim ve atalarımın yapmış olduğu bütün saygısızlıklar için senden özür dilerim. Çünkü onun da bir ruhu var. Mesela suya saygısızlık yaptınız, denize çöp attınız. Mutlaka o musibet buluyor sizi. Bakın bu bir karmadır. Evet, mesela rüzgara hakaret etmek. Bir gün peygamberimiz birini ikaz ediyor. Rüzgara hakaret ediyor. Diyor ki saçı falan bozuluyor, dağılıyor diye. Sakın diyor rüzgara hakaret etme, rızkın kesilir diyor. Yani kısmetin kapanır diyor. Deme. Hani tabiri caizse öyle söyle. Rızkın kesilir. Maddi olarak sıkıntıya düşeceğini ifade ediyor hadisi şerifte. O yüzden yapmayın. Bu hafta herkes doğadan, hayvanlardan, rüzgardan, güneşten özür dilesin, teşekkür etsin. Ozon tabakasını deldik, doğaya bir sürü zararlar verdik. Bu çok güzel. Bilinçli bir Müslüman, biliyorsunuz yine peygamberimizden örnek vereyim. Minderin sert çarpıyor, sesini duyuyor. Diyor ki yani sen bir eşyayı da böyle kullanamazsın. Tabii. Ne eşyanın ne tabiatın ruhuna, doğasına zarar vermeye hakkımız yok bu hafta. Biz hep hayıflanıyoruz ya mesela. Biz annemle işte hafta sonu benim evimin yakında böyle çok güzel bir orman keşfettik. İşte arkadaşımın tavsiyesiyle böyle işte Nilüferler göletin içinde. O kadar güzel ki böyle yani oturduğum siteye ait bir yermiş ama haberim bile yok. Yani böyle hani doğanın kıymetini bilmeye başladık. Yani bir musibet hani bir şeylere bazen vesile oluyor. Ama böyle ormana işte şişeler atmışlar, poşetler atmışlar. Annem yazık, tabii böyle acayip pes, üzüldü. Böyle başa, içi yandı. Başak tabii. Evet. Başak ondan doğa sonra, savaşçısı. Ben de mesela şey dedim. Anne üzülme. Bak bir dahakine dedim. Bir çöp torbası eldivenlerle gelelim. Bunları biz toplayalım. Bak, bu da belki bizim görevimiz dedim. Karma tabii. Bu mesajı aldık biz şimdi dedim. Bir dahakine biz bunu yapalım. Bu da bize dedim şey olsun. İnanılmaz yani. Bir karma temizliği. İnanılmaz bir atalarımızın yani mesela günahlarını hani böyle şeyler yaptığımızda tabii ki çok üzülüyoruz ama üzülmek yerine hani üzülmek bir şeye fayda etmiyor yani. Hani taşın altına elimizi koymamız lazım. Çok belki haklısın. De hani bunu yapmak Nilüfer lazım. Artık şu kararı verdim. Şimdi biz dünyada türler olarak ayrılıyoruz ya. Hayvanlar var. İnsanlar var. Bir de başka bir türü var. Bedenen insan olan ama davranış olarak hayvan da olmayan, insan da olmayan. Tabii. Çünkü hayvanlar doğayı bu kadar kirletmiyor. Evet.
bizim maalesef, hani şöyle kabul edin, o sokağa tüküren, çok özür diliyorum, affınıza sığınıyorum, çöp atan insanları, insan bedeninde ama hayvanda olmayan başka bir tür onlar. Yani bunu bir hakaret olarak asla söylemiyorum. Gerçek bu. Eğer bir insan yediğini dışarı atıyorsa, doğaya, etrafına zarar veriyorsa, o insan insan olamamıştır. Çünkü yani, evet. Alt boyutta yaşıyor. Biz en erdemli yaratılmışlarız. Şöyle düşünün. Dünyamızda bir takım parazitler var. Onların maalesef cefasını biz çekiyoruz. Yani onlar kirli, onlara laf anlatamazsınız asla. Onlar hani diyor ya Allah, onlar diyor görmezler, duymazlar, laf anlatamazsın. Onlar sizin imanınızı da zedeler. Çünkü aynen. Çok didişmeye çalışınca uzaklaşacaksın. Böyle zaten şeyler hiç de var, öğütler de var. Çöp mü attı? Hiç demeyin ki sen bu çöpü. Çünkü idrak yok. Evet. Allah siz de bizdeyin. Ne yapalım? Dünyamızı bu insanlardan korumak zorundayız. İnsan görünümlü olan ama insan olmayanlardan korumak zorundayız. O bilinç, o idrak onda yoksa onun yerine biz gocunmadan ya şuna bak. Sen onunla aynı değilsin ki. Hı hı. Sadece şunu söyle, o bilmiyor, ben biliyorum. O anlamıyor, ben anlıyorum. Ona laf anlatamıyorsam ben kendim yapayım. Yani şuna bak, şöyle düşündüğümüz için sinirleniyoruz. Ben de insanım, o da insan. Tabii, tabii. Neden doğayı kirletiyor? Öyle demeyeceksin işte, aa sevabıma vesile oldu deyip şey yapacaksın. O bir tür bizim işte aramıza karışmış. O bakış açısını geliştirmek yani tabii ki çok kolay bir şey değil yani. Hiçbirimiz evliya değiliz ama böyle bakmak zorundayız. Yoksa... Dünyamız için bir şey yapmak zorundayız. Evet, yani bu insanların öyle. Harekete geçmesini, doğayı kirletmemesini, işte ormana izmarit atmamasını bekleyemeyiz. Çünkü yapmayacaklar, düzelmeyecekler. Biz düzelenlerin sayısını arttırmaya çalışıp biz... dünyamıza, doğamıza, vatanımıza sahip çıkacağız. Ya o kadar zayıf insanlar var ki yürüyüş yaparken işte annemin mesela yürüyüş arkadaşları var. Beyefendi bütün yarım kalmış su şişelerini topluyor. O suları bütün çiçekleri suluyor. Onları yani toprağa geri döndürüyor. Plastikleri de plastik geri dönüşüm kutularına sıkıştırarak atıyor. Bunu. Kapaklarını da ayrıştırıyor. Yani şimdi... İşte, yani bu da bir ibadet. Sevap olarak insana bu yeter. Modeli aynen. Aslında yani o da insan, biz de insanız yani değil aynen mi? Öyle. O da bizden daha üst boyutta bir insan. Evet. Yani insanlar ayrılıyor böyle işte. Bilenler, bilmeyenler, anlayanlar, anlamayanlar. Hı-hı. Dolayısıyla kızmak, öfkelenmek, her sabah dünya neden bu kadar kötü bir yer? Onları kendinizle aynı kefeye koymazsanız bilinç ve farkındalık hı-hı. Olarak. Mesela bu beyefendi de bizden çok daha üst düzeyde. Tabii ki. O da bizimle kendini aynı kefeye koymazsa sinirleri de bozulmamış olur. Tabii ki. Biz yapacağız. Mesela senin o karman, bütün atalarının günahlarına kefaret, mezarlık temizlemek, hı-hı. İşte kimsesiz mezarlıklara dualar etmek ya da mezarların üzerine meyve ağaçları ekmek. Düşünsene dut, kiraz, oradan kuşlar yedikçe sahibine bugün, sevap oluyor. Bugün benim makyajım Fatoş abla şey dedi bana makyaj yaparken. Annemin babamın mezarlığını sularken dedi hortumu aldım birden içimden bir ses dedi. Bütün orada atıl işte terk edilmiş mezarlıkları sulamak, onları serinletme hissi geldi. Hepsini dedi saatlerce suladım. Hatta işim ne yapıyorsun? Hepsini suladım dedi. Ferahlattım Allah onları. Razı öyle olsun. Bir his geldi içime. Ne dedi. Mutlu. Ay dedi, ne kadar güzel bir şey ama evet, değil bir mi? Bir de oraya bir meyve ağaçları alıp ekse. Hı-hı. Hepsinin mezarının üstüne bir tane ekse sen onu gör. Düşünsene kuşlar gelip oradan yiyecek. Evet evet. Yani bir, sevdiğimiz şey biz dönüşüyoruz sonuçta. Peki olumlamayı da atlamış olmayalım. Yani olumlama güvende, cümlemesi olarak. Bu haftanın ana teması yani bu dönemin teması güvende olmak. Dediğim gibi yükselen yengeç olarak güven hissimizi kaybettik ülkece. Şöyle işte yangın çıkabilir, başıma bir şey gelebilir, her an her şey olabilir gibi duygulara kapıldık. Tetikte çok fazla. Kaldık değil mi? Aynen öyle. Sadece ülkemiz için, dünyamız için büyük bir felaket. Hala yanan yerler var. Dünyada, Yunanistan, hepsine çok çok hepimize geçmiş olsun. Hı-hı. Dünyamız bir tehlikeyle karşı karşıya. Sadece ülkemiz değil. Bunun farkında olarak güvendeyim. Allah beni görüyor. Çünkü eğer ki bir şeyler çırından çıkarsa insanoğlunda acaba Allah bunları haşa hani görmüyor mu? Neden yardım etmiyor hissi oluyor? Bu doğru. Da insana güvensiz hissettiriyor. Her an başıma her şey gelebilir. Bu hafta ben güvendeyim. Allah beni koruyor. Allah beni seviyor. Herkes, tüm canlılar kendisine takdir edilen ilahi planlama içerisinde hareket ederler. Ama Allah beni koruyor. Allah vatanımı koruyor. Eşimi, dostumu koruyor. Ben güvendeyim. Devamlı bunu söylemelerini tavsiye ediyorum. Yine bu aralar aslında toplu tavsiye bunlar. Ve genel burç yorumları, yani genel gökyüzü yorumları burç yorumlarından daha kıymetlidir. Bu haftada hepimizin dengelenmeye ihtiyacı var. Deniz kenarında olanlar bol bol denize girsinler, denize teşekkür etsinler. Yani Allah'ım sana şükürler olsun bu denizi yarattığın için ve deniz senin kadrini biliyorum, senin kadrinin kıymetinin farkındayım desinler. Denize girsinler, tuzlu sular dökünsünler, gül sularıyla yıkansınlar. Bunlar onları ferahlatacaktır. Yapabilenler akşamları ayaklarını tuzlu sulara koysunlar. Çünkü çok fazla negatif yüklendik. Hı hı. Bir de hep söylüyorum, çok negatif şeyler oluyor paylaşımlar.
uzak durmaya çalışmakta fayda var. Evet, yine bunları konuşmaya devam edelim ama kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra biz Mine ile tekrar stüdyomuzda olacağız. Kaldığımız yerden hemen Mine ile devam ediyoruz. Renkleri konuşmadık Mine, hemen evet, kalan konuşalım. Sürede onu da konuşalım. Şimdi saat 15.25'e kadar Ay Aslan Burcu'nda. Üzerinde gördüğünüz gibi pembeler, kavun içleri, turuncular, kırmızılar, nar çiçekleri giyebilirler. Zaten evden çıkmıştır çoğu da. Ama akşam işin rengi değişiyor. 17.55 itibariyle Ay Başak Burcu'na geçiyor. Ve 2,5 gün kadar, Perşembe'ye kadar Başak Burcu etkisinde olacağız. Daha toprak tonları, kızıl kahveler, kahve tonları, ağaç kabuğu renkleri, yeşiller, koyu yeşiller, doğayı, ormanı, ağaçları hatırlatan toprak renklerini tercih edebilirler. Yine limon sarıları dahil olabilir, çivit mavisi gibi renkler. Perşembeden itibaren Ay Terazi Burcu'nda olacak. Dolayısıyla turkuaz, firuze renkleri, açık pembeler, açık maviler, Venüs'ün renklerini tercih edebilirler. Ve hafta sonu artık cumartesi, pazar biraz daha Akrep Burcu etkisinde olacağımız için koyu kırmızılar, kan kırmızılar. Ama adrenalin yüksek kişilerse daha yine fresh renkler, lacivert, siyah, bordo gibi renkler tercih edebilirler. Çok teşekkür ediyorum Mine'cim. Ben teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Yine her şeyi çok güzel yorumladın. Yine bekliyoruz. Pazartesi Allah nasip ederse seninle yayın yapıyor olacağız. Sevgili izleyenler, biz haftanın ilk gününde yayınımızın sonuna geldik. Herkese çok güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol bereketli bir hafta diliyoruz. Yarın aynı saatte saat 11'de bizlere Allah nasip ederse yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim.